Hiç kimseye imandan sonra sağlıktan daha üstün bir nimet verilmemiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Benzinlikte çalışan görevlinin gece vardiyasında yaşadıkları geceleri oldukça ıssız ve tenha olan bir bölgedeki benzin istasyonunda gece vardiyasında çalışan bir kişinin anlattıkları sizin de çok ilginizi çekecek. Ben bir benzin istasyonunda çalışıyordum. Gece vardiyasında farklı aralıklarla 3 farklı paranormal olay yaşadım. Bir gün yine gece vardiyasında ben, bir pompacı arkadaş, bir de marketçi arkadaş olmak üzere 3 kişi çalışıyorduk. Benimle pompacı arkadaş 3'er saat nöbetleşerek uyuyorduk. Zaten gece pek araç gelmez. Öyle pek sık insan da uğramaz. Kedi köpek dahi olmaz buralarda. Bizim çalıştığımız istasyon ıssız sayılabilecek bir yerdeydi. Şehir merkezinden oldukça uzak. Marketçi arkadaş sürekli markette durur, pek dışarı çıkmazdı. Pompacı arkadaş kulübede uyurdu. Ben de hemen kulübenin 20 metre kadar ilerisinde servis bölümünde kalırdım. O gecede diğer geceler gibi pek iş olmadığından telefonla vakit geçiriyordum. Saat 03 civarı oturuyordum. Birden sesler gelmeye başladı. Ama öyle sıradan sesler değil, farklı sesler. Sanki birileri duvarı tıklatıyordu. Kendiliğinden hareket eden eşyalar. Marketçi arkadaşın yanına gittim. Seslerin geldiğini anlattım. Beraber gittik ama bu sefer ses falan yoktu. Sonra bir başka gece vardiyasında yine oturuyordum. Pompacı arkadaş uyuyordu. Ben nöbetteydim. Gece yarısı saat 04 civarı. Uykum geliyor. Uykum açılsın diye arada dışarıya çıkıyorum. Acıktım. Daha sonra mutfağa doğru gittim. Tam kapının önünde elimdeki şarj aleti geriye doğru hareket etti. Sağıma soluma baktım. Hiç kimse yok. Korktum. Hemen markete koştum. Marketçi arkadaşa durumu anlattım. İnanmadı ama aklı başında bir insanım. Hissettim ve bir keresinde oturduğum servis bölümünde bir bardağın kendi kendine düştüğüne şahit oldum. Camlar ve kapı kapalı. İçeride rüzgar yok. Nasıl düşebilir kendiliğinden? Öyle durup dururken. Önce duvardan gelen sesler. Sonra kendi kendine hareket eden şarj aleti ve bardak. Bu olaylar tek benim başıma geliyor. Diğerleri bunlarla karşılaşmıyordu. Yine gece vardiyasında nöbet sırasının bende olduğu bir vakit korkunç bir olay yaşadım. Gecenin ilerleyen saatlerinde uykum açılsın diye dışarı çıktım. Benzinliğin arka tarafında bulunan ağaçlık bölgeden seslerin geldiğini işittim. Önce sesin nereden geldiğini ve ne sesi olduğunu anlamaya çalıştım. Bu ses bir bebek sesiydi ve şiddetli bir şekilde ağlıyordu. Gidip gitmeme konusunda kararsız kaldım. Ama söz konusu olan bir bebekti. Cesaretimi toplayıp arka tarafa gittim. Sesin geldiği yöne dikkat kesildim. Tedirgin adımlarla yavaş yavaş ilerledim. Arka tarafı benzinliğin ışıkları az aydınlatıyordu. Ağlama sesi ağaçlık bölgenin diğer tarafından geliyordu. Aklıma bir yavrunun oraya terk edildiği düşüncesi geldi. Bu yüzden hızlandım ve daha da yaklaştım. Yaklaştığımda çalılığın arasında siyah çarşaflı bir kadının kucağında bir bebeğin olduğunu fark ettim. Kadının arkası dönük, kucağındaki bebeği sallar gibi hareket ediyordu. "Bacım hayırdır, gece gece başına bir iş mi geldi?" dememe kalmadı. Kadın birden geriye döndü. O anı ölsem unutmam. Suratında öyle korkunç bir ifade vardı ki beni görünce korkunç bir şekilde kahkaha atmaya başladı. Sonra olduğu yerden kalkmadan bir timsah gibi yerde çok hızlı sürünerek karanlıkta kayboldu. Benzinliğin marketine nasıl girdim,
Diğerlerine nasıl çağırdım hatırlamıyorum. Şok geçirmişim. Gece vardiyası bitene kadar marketin içinde öylece oturdum. Arkadaşların sorularına saçma sapan cevaplar veriyordum. Kafamda yaşadıklarımı bir türlü toparlayamıyordum. Kendimi toparladıktan sonra benzin istasyonunun sahibine bir daha gece vardiyasına gitmek istemediğimi söyledim. Bir daha da gece vardiyasına gitmedim. O gece yaşadıklarımı asla unutmadım. Aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Bu hikaye bu kadar. Şimdi diğer hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Yatağın ucundaki siyah varlık. Başımdan geçen, garip ama gerçek olan bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. 12 yaşındaydım. Ablamla aynı odayı paylaşıyorduk. Odamız oldukça genişti ve yataklarımız karşı karşıyaydı. Odamızın pencereleri de oldukça büyüktü. Bir gece uyurken bir elin beni dürttüğünü hissettim. Ablam zannettim. Yarı uykulu bir şekilde gözlerimi açınca yanımda kimseyi göremedim. Gözlerim ablamın olduğu yatağa döndü. Gözlerim pencerenin önüne kaydı. Orada siyah, gölge şeklinde bir şey gördüm. Ablamın yatağının ayak ucuna oturmuş dışarıyı seyrediyor gibiydi. İlk düşündüğüm onun ablam olduğuydu. Ama asıl korkunç olan ablam habersizce uyumaya devam ediyordu. Korkudan ne yapacağımı bilemedim. Gözlerimi yumdum. Sadece yorganı başıma çekip Kur'an okumaya başladım. O korkuyla bir ara kendimden geçip uyudum. Sabah olduğunda olup bitenleri anneme, babama ve ablama anlattım. Annem bu tarz olaylardan çok korkardı. Hemen hocaya götürelim dedi. Ama babam bana inanmadı ve dışarıdaki ağaçların gölgesini hayal meyal o şekilde gördüğümü düşündü. Halbuki bizim pencerenin önünde ağaç falan yoktu. Bu olaydan sonraki gün ben, annem, ablam ve kundaktaki kardeşim Ozan bizim odada yer yatağa serdik ve uyuduk. Yine gece uyurken bir el beni dürtükledi ve ben gözlerimi açtım. Gözlerimi açtığımda yine aklıma camın önündeki varlık geldi. O tarafa baktım. Yine aynı şekilde orada oturuyordu. Ben onu görür görmez kundaktaki kardeşim ağlamaya başladı. Kardeşimin ağlamasına annem uyandı. Gece lambasını açtı. Ama gördüğüm yaratık o esnada çoktan kaybolmuştu. Zamanla bu ve buna benzer durumlar giderek daha sık tekrar etmeye başladı. Artık neredeyse her gece kabuslar görüyor ama uyandığımda çoğunu hatırlamıyordum. Sadece uykumda kötü ve korkutucu şeyler gördüğüme dair bir his kalıyordu içimde. Daha sonra yaşadıklarım daha da tuhaflaşıyordu. Yatağımda uyuduğum zaman uyandığımda kendimi bahçede, salonda, damda veya annem ve babamın arasında buluyordum. Beni en çok etkileyen ise bir gün uyandığımda ağzım yamulmuştu. Sanki yanağım felç olmuştu. Yanağımı hissetmiyordum, oynatamıyordum. Annem beni görünce yüz felci geçirdiğimi anladı. Hemen beni doktora götürdü. Doktor bir korku sonucu böyle olabileceğimi söyledi. Yaklaşık bir aylık bir fizik tedavinin sonucunda yüzüm eski haline döndü. Annem beni babamdan habersiz bir hocaya götürdü. Bütün bu olanları anlattık. Bana cinlerin iliştiğini söyledi. Hoca bana çeşitli dualar okudu ve bana yatmadan önce okumam için birkaç dua söyledi. O günden sonra da bu anlattıklarıma benzer hiçbir şey görmedim ve inşallah da görmem. Huzur içinde yaşayan, mesut olan, bir felakete uğramadıkça o huzur ve saadetin kıymetini bilemez. Hikaye bu kadar. Zor zamanlardan geçiyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.